Sultanım, ne olur ağlamayın artık. Validem. Ne oldu, neden ağlıyorsunuz? Yeter artık Mustafa'm. Daha fazla dayanamayacağım ben bu kadına. Neler olduğunu anlatır mısınız? Yine kıstırdı beni. Hakaret ediyordu. Ben de benim bir şehzadem var. Bana böyle davranamazsın dedim. Üzerime yürüdü. Kendimi müdafaa etmek için elimi kaldırdım. Tam o esnada hünkârımız geldi. Beni o halde gördü. Elimden yakaladı. Hemen Hürrem'den özür dilememi istedi. Ben bir de zorla o kadından af diledim. Yeter artık Mustafa'm, dayanamıyorum. Mustafa! Dayı hatuna reva mı bu? Hiç acımadan sokağa atıyorlar. Bu yaşta nereye gider, ne yapar? Bu gidişattan ben de memnun değilim. Haremdeki hadiselerin ardı arkası kesilmiyor. Bu duruma bir el koyacağım. Olayları kökünden çözeceğim. Nasıl? Ne yapacaksın? Mustafa'm. Hürrem Sultan. Bizi babamla yalnız bırakın lütfen. Anneme bir söz verdim baba. Hayatım pahasına da olsa onu koruyacağım. Onun üzülmesine izin vermeyeceğim. Bunu size de söyledim. Biz bu yüzden gittik Edirne'ye. Ama görüyorum ki değişen hiçbir şey yok. Siz hala onu üzüyorsunuz. Hala ağlatıyorsunuz. Hani adalet sizin için en yüce değerdi? Bu mu sizin adaletiniz? Bizim geleceğimize kim karar veriyor baba? Siz mi? Hürrem Sultan mı? Bana verecek cevabınız yok mu hünkârım? Kim karar veriyor bizim hayatımıza? Mustafa'm. Annen için endişelenmeni ve onu korumaya çalışmanı anlıyorum. Bana olan sadakatinden de kuşkum yok. Lakin unutma. Şu anda karşında sadece baban yok. Aynı zamanda hünkârın var. Sen nasıl gelirsin böyle? Bu ne hal? Bu nasıl sual? Sen bilmez misin ki benim ayağımı bastığım her yerde benim hükmüm geçer. Ailemin geleceği mutlak olarak benim tasarrufumdadır. Ve verdiğim her karar benim irademi temsil eder. Bir imparatorluk kadınların gözyaşlarına yönetilmez. Madem öyle, Hürrem Sultan'ı durdurun hünkârım. Onun gözyaşlarına kurban etmeyin bizi. Sen ne demek istiyorsun? Gerçek bu. Siz üç kıtada tüm cihanı yönetiyorsunuz. Lakin bir kadını yönetemiyorsunuz. Git buradan Mustafa. Elimden bir kaza çıkmadan git. Hünkârım. Yıkıl karşımdan. Gözüm görmesin seni.
Mustafa'm neredesin sen? Neler oldu? Anlat çabuk. Oğlum. Korkutma beni. Babanla aranızda ne geçti? Dairene dön validem. Bundan sonra da sakın ağlama. Hiç kimseye ezdirme kendini. Oğlum. Ne yaptın sen? Babana karşı mı geldin yoksa? Yanlış bir söz ettiysen hiç bekleme. Git hemen af dile. Benim konuşacak hiçbir şeyim yok. Özür dilerim. Sizi beklerken uyuyakalmışım. Mesele değil. Nasıl uyurum? En büyük cezaya layım. Bağışlayın. Dur. Adın ne senin? Nora. O gün hiç çıkmıyor aklımdan. Elimi kalbine götürdüğün gün. Nasıl da çarpıyordu kalbin. Ürkek bir ceylan gibi. Hala öyle şehzade. Bakın. Hadi kalk. Şehzadem müsaadenizle ben gideyim artık. Nereye gidiyorsun? Sana gitmeni söylemedim. Burada benimle kal. Beraber kahvaltı yapacağız. Taşlar olmaz oğlum, mangal oynuyoruz. Ben de oyna, öğrenirim şimdi. İyi, geç karşıma. Gel bakalım. Yenilince kaçmak yok ama. İbrahim'i de seni de geçebilirim. Çok iyi koşuyor, alıştı bana. Öyleyse göster bakalım marifetini. Şimdi mi? Al köşkünü, önce varan kazanır. Hep sen kazanıyorsun. Artık oynamayacağım. Has bahçeyini hep ok atmak istiyorum. Sen böyle her mağlubiyetinde kaçıp gidecek misin Mustafa'm? Hı? Bu mağlubiyetten bir ders çıkar. Nerede hata yaptım? Tamam, aldım dersini.
Ama güzel hak atıyorum değil mi? Ağalar. Hünkârım. Mustafa'yı çağırın gelsin. Emredersiniz. Mahidevran Sultan geldiler Şehzade Hazretleri. Şu an müsait değilim. Daha sonra yanına geleceğimi söyleyin. Mustafa. Validem nedir bu kadar acil olan? Gel benimle. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bu vakte kadar dairenden de çıkmamışsın. Ben öyle istedim validem. Bir sorun mu var? Hünkârımız seni çağırmış. Çabuk hazırlan. Öyle mi buyurmuşlar? Ne demek bu? Derhal hazırlan. Bu davete icabet etmek zorundasın. Ben hiçbir şey yapmak zorunda değilim validem. Dün gece aramızda ne geçtiyse geçti. Unut. Hiçbir şey olmamış gibi mi davranayım? Bunu mu istiyorsunuz benden? Evet. Aile içinde dargınlık olmaz. Hele ki bahsettiğin kişi hünkârsa zinhar olmaz. Olamaz. Şimdi hazırlan. Derhal babanın yanına gidiyorsun. Hayır validem, hiçbir yere gitmiyorum. Yarın cuma selamlığına da katılmayacağım. Belki o vakit anlar bizi ne kadar üzdüğünü, yaraladığını. Sen aklını mı kaçırdın? Ne demek katılmayacağım? Cuma selamlığına katılmazsan neticeleri çok ağır olur. Ben buna izin vermem. Katılacaksın. Bu görüşme bitmiştir validem. Lütfen dairenize dönün. Validem, rica ediyorum sizden. Hata yapıyorsun Mustafa. Benimle gel. Ağalar. Nora, hadi sen de git artık. Akşam yine gelirsin. Nasıl arzu ederseniz şehzadem. Validem, beni çağırmışsınız. Gel Mustafa, otur şöyle. Anlaşılan annemle konuşmuşsunuz. Babana hasta olduğun söylendi. Neyse ki bu bağışlanır. Fakat yarın cuma selamlığına katılmak zorundasın. Yine hasta olduğumu söylersiniz. Bu ne cüret? Karşında bir cihan sultanı olduğunu unutuyorsun. Bu düşünceden hemen şimdi vazgeç. Beni bağışlayın. Lakin kararım kesin. Gitmeyeceğim. Kendine gel Mustafa. Oraya gitmeye mecbursun. Bütün paşalar, beyler, herkes orada olacak. Babana karşı isyan bayrağını açtığını sanırlar. Haşa, benim böyle bir niyetim yok. Elbet yok. Fakat oraya gitmezsen bu böyle anlaşılır Mustafa. Baban da bir hünkâr olarak buna sessiz kalamaz. Aman diyeyim, böyle bir hata yapma Mustafa. Bunun telafisi yok. Bitti mi? Mustafa! Ben her şeyi göze aldım. Mahidevran,
Ne yap et kararından vazgeçir. Aksi halde bu bir felaket olur. Ne bu haliniz? Burnunuzdan soluyorsunuz. Sabahtan beri herkes aynı şeyi söylüyor. Bir de seni dinlemek istemiyorum. Tamam. Kapattım mevzuyu. Nasıl isterseniz öyle yapın. Mustafa. Valide sultanımız gitmeme izin vermiyor. Bir de siz mi konuşsanız? Şu an beni dinleyeceklerini zannetmiyorum. Hem niye gitmek istiyorsun? Sıkıldın mı burada? Evet. Sıkıldım artık, yeter. Kaç ay oldu? Kendi memleketimde böyle saraya tıkılıp kalmıyordum ki. Ben ara sıra çıkartırım seni. Hem bu kıyafetlerle erkek gibi gözüküyorsun. Sıkıntı olmaz. Bırakın alay etmeyi de. Kaçırsanız beni buradan. Ne? Bir tekne ayarlayın bana. Gönderin Kırım'a. Anlaşıldı. Sizden fayda yok bana. Bence Bali Bey'le konuş. O ne yapar eder gönderir seni. Bali Bey sağlam, yiğit ve güvenilir bir savaşçı. Hayret. Ben tam tersini düşünüyorum. Bu söylediklerinizin hiçbirini görmedim Bali Bey'de. Odabaşım. Sultanım. İbrahim Paşa nerede? Kendileri gelmediler. Neden sordunuz? Ben yardımcı olayım. İbrahim Paşa ile konuşmam lazım. Neyse, ben kendim giderim. Şehzadem. Gel Nora. Ne yaptın sen bana böyle? Hala başım dönüyor. Geldiğini görünce kalbim hızla çarpıyor. Ben sizin kölenizim şehzadem. Cariyenizim. Sizin için yaratım. Kimsin sen Nora? Nereden geldin? Nerede doğdun? Nerede yaşadın? Ve nasıl çıktın benim karşıma? Kim gönderdi seni?
Yüce Rabbimin bir hediyesi misin sen bana? Sana bir isim vermek istiyorum. Şeref duyarım. Bundan böyle senin adın Efsun. Efsun ne demek? Sihir demek. Büyü demek. Sen Efsun'sun. Sihirlisin. Bugün değilse yarın sana yeni bir isim verecektim. O an geldiğinde ona Müslüman olmak istediğini söyleyeceksin. Ona de ki, sen neye inanıyorsan ona inanmak istiyorum. Senin baktığın güneşe bakmak, senin gördüğünü görmek istiyorum. Ben senin Allah'ına inanmak istiyorum. Beğenmedin mi yoksa? Beğendim. Hem de çok. Şehzadem. Ben sen neye inanıyorsan ona inanmak istiyorum. Senin baktığın güneşe bakmak, senin gördüğünü görmek istiyorum. Ben senin Allah'ına inanmak istiyorum. Müslüman mı olmak istiyorsun? Verecek cevabınız yok mu hünkârım? Kim karar veriyor bizim hayatımıza? Sen bilmez misin ki benim ayağımı bastığım her yerde benim hükmüm geçer. Hürrem Sultan'ı durdurun hünkârım. Onun gözyaşlarına kurban etmeyin bizi. Bir an kendimi kaybettim Pargalı. Kendi öz evladıma, Mustafa'ma zarar vermeme ramak kalmıştı. Yapabileceklerimden korktum. Günün birinde babam gibi kendi öz evladıma zehirli kaftan göndermek istemiyorum. Her daim yanında ikinci bir silah taşı Mustafa'm. Hayırlı sabahlar şehzadem. Sana da. Neden uyandın? Daha erken değil mi? Sizi izliyordum. Ezberleyerek. Gözümü her kapadığımda karşımda sizi bulmak istiyorum. Şehzade Hazretleri. Ne var Sümbül ağa? Cuma selamlığı için sizi bekliyorlar şehzadem. İbrahim Paşa.
Sen çık dışarı. Kalk hadi. Hazırlan, geç kalıyorsun. Sen bana böyle emir veremezsin. İcab ederse veririm şehzadem. Neden biliyor musun? Seni herkesten koruyacağıma dair yemin ettim ben. Senden bile. Sen hala burada mısın? Ne oldu ki ya? Helen'in körü oldu. Yürü taşla. Bana bak. Burada olanlar burada kalacak. Hele birine söyle. Vallahi ve tillahi kopartırım dilini. Haydi git. Giy şunları hemen. Gidiyoruz. Çık dışarı paşa. Ben gelmeyeceğim. Geri çeksin. Mustafa. Kalk hadi. Paşam. Sana kalk derim. Derdin ne senin? Kellen mi gitsin istiyorsun? Senin babası canına kıyar mı hiç? Hem de bu yüzden. Kıymaz elbet. Lakin kıyması için dua edenlerin ekmeğine yağ sürmüş olursun. Aklını başına devşirin Mustafa. Karşındaki baban değil, Sultan Süleyman Han Hazretleri. Çocuk değilsin artık. Masumiyet çağı bitti. Bir şehzade olarak iktidarın namzetisin. Söylediğin, yaptığın her şeyin büyük mesuliyeti var. Şu anda vereceğin karar bundan sonraki bütün hayatını belirleyecek. Hünkârım bağışlayın. Valide Sultanımızın elini öpmeden çıkmak istemedim. Âlâ. Gidelim. Hünkârım. Haddimi aştığımın farkındayım. Bağışlayın. Öfkenizi hak ettim. Mustafa'm, ben sadece düşmanıma öfke duyarım. Sen benim evladımsın. Niyetim size karşı gelmek değildi. Lakin itiraf etmem gerekirse üzüldüm. Ve sizi de bu üzüntünün ortağı yapmak istedim kendimce. Her insanın hayattan ümitleri, istekleri, arzuları vardır oğlum. O mümkün. Lakin tavır alarak, küserek, isyan ederek derdine derman bulamazsın. Bir sıkıntın varsa susmayı değil, derdini sakın sırtında yük olarak taşıma. Konuşmayı tercih et. Ben her daim seni dinlemeye hazırım. Hadi gel mangal oynayalım. Nicedir oynamıyorduk. Hünkârım. Gel Pargalı. Şehzadem beni hayli zorluyor. Mağlup ederse şaşırmam.
Mustafa tekrardan Viyana'ya gitmek istiyor. Şalken'i biri o tahttan indirmeli, öyle değil mi? Bırakalım otursun. Zira sayemizde dikenli bir tahtın üstünde oturuyor. Batı'daki nihai sınırlarımıza ulaştık. Hristiyan alemi gördü ve anladı ki bu dünyada tek bir imparator var, o da benim. Artık yönümüzü doğuya çevirme vaktidir. Acem diyarının aslanlarıyla olan kavgamız çok eski. Bir türlü yenişemedik. Ta Selçuklu'dan beri bu böyle. Babamın bitiremediği bu kavgayı ben nihayet erdirmeliyim. Hünkârım, affınıza sığınarak söylüyorum. Bence büyük suyun öte yanına geçmeliyiz. Yeni dünyaya giden kâşifler esirlerle, ganimetlerle geri dönüyorlar. Eğer biz bir cihan imparatorluysak bu zenginliğe ortak olmalıyız. Sen ne dersin Mustafa'm? Hünkârım, bence iki hedef de doğru. Siz İbrahim Paşa ile Doğu'ya gidin, Safevileri bitirin. Doğu'nun tek aslanı olmalı, o da Osmanlı. Ben de büyük suyu geçmek üzere donanmanın başına geçerim. İki ayrı cephede dünyayı fethederiz. Benim aslan torunum. Seni Aybige Hatun'la evlendirmeye karar verdim. Hayırlara vesile olsun. Validem, biz Aybige ile kardeş gibiyiz. Sultanım, beni Şehzade Mustafa'ya layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Fakat şehzademiz haklı. Bu evlilik fikri beni de çok şaşırttı. Ben Kırım'a gitmeye hazırlanırken nereden icap etti bu sultanım? Aybigem, benim güzel yeğenim. Osmanlı ve Giray hanedanları arasındaki dostluk ve kan bağı uzun bir geçmişe dayanıyor. Malum, ben de senin gibi Kırım'dan geldim. Allah gani gani rahmet eylesin. Sultan Selim Han Hazretleri ile evlendiğimde senden bile küçüktüm. Kendisi bir şehzadeydi. Sonra bir cihan padişahı oldu. Tıpkı evladım Sultan Süleyman gibi. Torunum Mustafa için de aynı akıbeti sulh ve selamet içinde dilerim. Amin. Bu yüzden şehzademle olan izdivacın bir hayli mühim. Bu gerçeği idrak edip kabullenmeniz herkes için hayırlı olacaktır. Benim hiç kuşkum yok valide. Zamanla onlar da bu fikre alışacak ve bize hak vereceklerdir. Bu tasarruf kime ait? Validem, hünkârımızın haberi var mı? Ben böyle uygun gördüm Mustafa. Hürmetimden validemizin yanında sustum. Ancak ben böyle bir evlilik istemiyorum. Siz nasıl benim namıma böyle bir karar verirsiniz? Bir şehzadenin evliliği bütün devleti aileyi ilgilendiren bir mesuliyettir. Sıradan bir aile hayatı yaşayabileceğini mi düşündün? Her ne yaşayacaksan buna kendim karar vermek isterim. Siz nasıl benim hayatıma karışırsınız? Elbette karışırım. Ben senin validenim. İnan bana oğlum. İstikbalin için en doğru olan bu. Unutma ki bu sarayda yalnız değilsin. Rakiplerim var. Kırım Ağanı'nın kızıyla evlenmen senin hayrına olacak. Anlaşılan laflarımın hiçbir tesiri yok. Mustafa! Şimdi duyuyorum Mustafa'm. Anlaşılan o ki validem ve Mahidevran kendi aralarında almışlar bu kararı. O halde sizden müdahale etmenizi rica ediyorum hünkârım. Zira bu izdivaca talip değilim. Senin talip olman mühim elbet.
Lakin kadınların bu kararı bana pek de yanlış gelmedi. Aybige güzel ve akıllı bir hatun. Ayrıca Giray Han'ın kızı olması hasebiyle de senin layığın. Baba ben... Fevri davranma Mustafa'm. Evvela düşün. Madem arzunuz bu, düşüneceğim. Senin doğru kararı vereceğini ümit ediyorum. Hünkârım, benim kararımın neticeyi değiştirip değiştirmeyeceğini bilmek istiyorum. Bunu o vakit konuşuruz. Hünkârım. Şehzade. Anlaşılan havadis tez yayılmış. Az evvel duydum. Ne dersin Pargalı? Sence de münasip midir bu izdivaç? Valide Sultanımız en doğrusunu düşünmüşler. Hayırlara vesile olur inşallah. Tebrik ederim şehzadem. Müsaadenizle ben daireme döneyim. Ne dedi hünkârımız? Düşünmemi istedi. Ben de tamam dedim. Mustafa? Merak etme. Kararım değişmeyecek. Seninle evlenmeyeceğim. Bir an kabul edeceksin sandım. Niye bu kadar korkuyorsun? Yoksa evlenilmeyecek biri miyim? Hayır, öyle demek istemedim. Ama hiç o gözle bakmamışım. Yoksa Kırım'da seni bekleyen biri mi var? Alakası yok. Ben evliliğin kendisine karşıyım. Hiç evlenmeyeceğim. Büyük konuşma. Yarın ne getirir bilinmez. Biz istemedikten sonra kim zorlayabilir? Zamanla vazgeçeceklerdir. Keşke öyle olsa. O kadar kolay değil Aybige. Bu sadece bizim evliliğimiz değil. Hanedanların evliliği. O kadar kolay pes etmeyeceklerdir. Gel. Efsun'um. Şehzade Hazretleri. Neyin var senin? Hiç. Sen de mi duydun yoksa? Size saadet ve huzur dilerim. Elimden başka bir şey gelmiyor. Kıyamam sana. Beni bırakmayın. Ne olur. Sizsiz kalmaya dayanamam. Sizi paylaşmaya da razı. Yeter ki beni bırakmayın. Korkma. Biz hep beraber olacağız. Burada olduğunuzu duyunca gelmek istedim. İyi yapmışsın. Biz de Mehmet'le kılıç talimi yapıyorduk. Rahat bırak Mehmet'i. Gücün yetiyorsa benim karşıma çık. Biz hatunlara kılıç çekmeyiz. Öyle değil mi Aslı başım? Doğrudur şehzadem. Ne vakit evleneceksiniz siz? Hiçbir vakit. Ne demek o? Ben bu evliliği istemiyorum demek. Zira onu kardeşim gibi görüyorum. Aybige Hatun, üzülme.
Ben evlenirim seninle. Sen ne haylaz bir şehzade oldun böyle. Gel bakayım benimle. Şimdi anladın mı? Mustafa ile aramızda hiçbir şey yok. Olamaz. Gel. Şehzade Hazretleri. Sen kimsin? Cariyenizim şehzadem. Mahidevran Sultanımız emir buyurdular. Yani sultanımızın arzusuyla geldim. Gül Ağa. Buyursun lan şehzadem. Efsun Hatun nerede? Sabah ona gelmesini söylemiştim. Mahidevran Sultanımız eski saraya gönderilmesini buyurdular. Size malumat verilmedi mi? Gülşah Hatun dışarı çık. Mustafa? Gülşah! Ne oluyor? Efsun'u siz mi gönderdiniz? Efsun da kim? Validem. Ha, şu Hırvat Hatun. Evet, ben gönderdim. Sebep? Gözüm tutmadı onu. Uğursuzun teki sana layık değil. Onu geri istiyorum validem. Gereği neyse yapın lütfen. Bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyordum. O halde artık malumunuzdur. Emir verin getirsinler. Mustafa. Sümbül Ağa. Şehzadem, sultanım. Validemin sana bir emri var. Buyursunlar sultanım. Başka bir emriniz var mı şehzadem? Efsun'um. Beni gözleriyle aciz kılan sevgilim. Nihayet geldin. Sizi bir daha göremeyeceğim sandım. Öyle korktum ki. Nefesim kesildi. Günler geçti sanki, yıllar geçti. Sizin hasretinizle yanıp tutuştum. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Korkma. Bu senin için. Yanından hiç ayırma. Ona baktığında benim yanında olduğumu hatırla. Şehzade Mustafa Hazretleri. Validem. Mustafa'm hoş geldin. Bir mesele mi var? Yok hayır. Aybige ile evliliğim hakkında bir karara vardım. Zira hünkârımız düşünmemi istemişlerdi.
Seni dinliyorum. Düşündüm. Bu evliliğin gayet makul olduğuna karar verdim. Evlenecek misin? Evet. En doğru kararı vermişsin aslanım. Emin ol pişman olmayacaksın. Senin için gelmiş geçmiş en güzel düğünü yapacağız. Yaparız değil mi validem? Sultanım, şehzadem. Aybige, biz de sizden bahsediyorduk. Hazır herkes buradayken bir şey söylemek istiyorum. Eğer şehzademiz de arzu ederse... kendileriyle evlenmeye hazırım. Neden fikrini değiştirdin? Yoksa gerçekten benimle evlenmek mi istiyorsun? Sadece hakkımızda bunun daha hayırlı olduğuna karar verdim. Mevzu bahis sadece bizim geleceğimiz değil biliyorsun. Bu bir siyaset. Sen neden fikrini değiştirdin? Ben de büyüklerimizin haklı olduklarını düşündüm. Sonuçta karşı çıkamayız ki. Nasıl olacak bilmiyorum. Neticede aramızda bir şey yok. Erkek olarak sizin için hiçbir şey değişmeyecek nasıl olsa. Münasebetleriniz varsa aynen devam edecek. Nişan hazırlıkları için hünkârımız beni vazifelendirdi. Arzu ettiğiniz hususi bir şey varsa bana söyleyebilirsiniz. Yok has odabaşım. Bu nişan mümkün olduğunca sade ve süratli bir şekilde halledilsin, bitsin. Şehzadem. Bu ne güzellik böyle. Beğendiniz mi? Beğendim. Çok yakışmış. Sizin için giyindim. Bundan böyle mesuliyetlerin artıyor. Evlenince sancağa çıkacaksın. Kendini hazırla. Sancağa çıkacağım günü heyecanla bekliyorum hünkârım. Hünkârım. İbrahim nerede? Ne yaptınız ona? Öldürdünüz mü yoksa? Hatice'm. Gel otur şöyle sakinleş. Sakin olamam. İbrahim'e ne olduğunu öğrenmek istiyorum. İbrahim iyi. Hayır. İnanmıyorum. Öldürdünüz. Heykeli geldi. Başı kesilmiş. Nedir bunun anlamı? Bana ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Söz vermiştiniz. Onu siz koruyacaktınız. Ama siz canını aldınız. Bana bunu nasıl yaparsınız? Ben nasıl dayanırım bu acıya? Halacığım. Mustafa'm. Al götür onu. Hünkârım. Hünkârım. Öldür beni. Ben bunu da
Bir yanlışınız var, olmaz öyle şey. Kendisini almış. Bir de bana yollamış. Nasıl yapar bunu? İbrahim'i nasıl kıyar? Eyvahlar olsun. Sen de biliyordun. Sakladınız benden. Nasıl izin verirsin? Nasıl engel olmazsın? Hatice, biraz dirayetli ol. Bilip bilmeden ortalığı velveleye verme. Bunu neden yaptın hünkârım? Öyle icap etti Mustafa'm. İbrahim Paşa'nın üzerimde emeği büyük. Benim en kıymetli lalam. Yokluğu felaket olur. Bilhassa alam için. Hünkârım, valide sultanımız geldiler. Gelsin. Mustafa'm, beni aslanımla yalnız bırak. Neyin var? Söyle. Nişan töreninizde raks etmemi istediler. İçim kan ağlarken nasıl yaparım ki? Bilmiyorum. Efsun. Bağışlayın. Üzülme. Bak ben buradayım işte. Yarın da burada olacağım. Ondan sonraki günde. Mustafa. Hala. Gel. Beni derhal İbrahim'e götür. Eğer İbrahim yarın nişana gelmezse ölecek. Öldürecekler onu. Ne yapıp edip getirmemiz lazım. Bugün sahip Girayan gelecek. Karşılamak için mecburen. Mustafa. Hayat memat meselesi bu, anlamıyor musun? Tek şartla giderim. Siz burada kalacaksınız. Matrakçı, ne işin var senin burada? Paşam. Şehzadem. Seni almaya geldim paşam. Hünkârımız sizi mi yolladı? Canım almak için. Babamın haberi yok geldiğimden. Derhal saraya dönün. Dönmeyeceğim paşam. Seni almadan dönmeyeceğim. Niko? Gelmen mecburi. Nişana katılman icap eder. Bunu çok isterdim şehzadem. Lakin mümkün değil. Mührümü bıraktım, rütbelerimi bıraktım. Burada bana biçilecek akıbetimi bekliyorum. Mührü bıraktın. Ama babam azlini ilan etmedi ki. Bunu bizden başka bilen yok. Eğer nişana katılmazsan o vakit babam gereğini yapar. Ok yayından çıktıysa bir kere daha dönüş olmaz. Şehzadem.
Biz hepimiz babamın bizim için seçtiği hayatı yaşıyoruz. Beğenelim ya da beğenmeyelim. Payımıza düşen neyse onu yaşayacağız. Bunu sen söyledin bana. Eyvallah. Bu da benim payıma düşen. Hayır, bunu sen tercih ediyorsun. Kararlarını verirken hissi davranma demiştin bana. Unuttun mu? Beni bu evliliğe sen ikna ettin. Devletin bekasından ve mesuliyetlerimden bahsettin. Aynı şey değil. Ben giderim, yerime bir başkası gelir. Ama sen bu devletin, bu hanedanın geleceğisin. Mustafa, haydi saraya dön. Peki Hatice Sultan ne olacak? Sen gittiğinden beri karalara büründü. Yas tutuyor. Ona bu acıyı nasıl reva görürsün? Ya evlatların? Onları da mı düşünmezsin? Ben onlar için geldim buraya. Akıbetimi görmesinler diye. Mustafa, istirham ediyorum, saraya geri dön artık. Bu gece buradayım paşa. Sabah olunca son kararını verirsin. Hünkârım, Şehzade Mustafa dünden beri yok. Endişelendim. Bilmem icap eden bir mesele mi var? Hünkârım, Şehzade Mustafa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Han Hazretleri, hoş geldiniz. Şehzadem. Gözümüz yollarda kaldı. Bir hayli endişelendirdiniz beni. Emniyet sebebiyle dün akşam yola çıkamadım. Hünkârım, bağışlayın. Müsaadeniz olmadan İbrahim Paşa'mızın yanına gittim. Malumatım var. Niyetim sadece paşamızı geri getirmekti. Burada olmasını, nişana katılmasını arzu ettim. Bir netice alabildin mi peki? Elimden gelen gayreti gösterdim. Lakin kalbi fena kırılmış. Getiremedim. Akıbetine razıymış. Sen dönmezsen ben de dönemem dedim ama dinlemedi. Zorla gönderdi beni. Anladım. Mustafa'm, bilmeni istediğim bir şey var. Sen sen ol. Hiç kimse için aileni karşına alma. Hiç kimse ailenden daha mühim değildir. Hünkârım, ben... Dairene dön. Nişan için hazırlan. Şehzade Hazretleri, tebrik ederim. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol kardeşim.
Paşam, İbrahim Paşa'mızın nişana katılmayacaklar mı? Malumatım yok. Uzun zamandır görünmüyor kendileri. Başına bir hal gelmiş olmasın. Biraz daha konuşursan senin başına gelecek. Vali Bey, nişana takma vakti geldi. Elbette hünkârım. Mustafa'm, gel şöyle. Kutlu birleşme hayırlara vesile olsun. Allah tamamın erdesin inşallah.